Merhaba. Bu videomuzda pilleri, kontrol panolarımızı, kamerayı ve motor kumandasını monte etmek için delikler oluşturacağız. Pil için gerekli delikleri işaretleyerek başlayalım. Bu delikler, kablo bağlarının geçmesine olanak sağlıyor. Tamı tamını ölçmeniz gerekmiyor. Göz kararı, deliklerin denk gelmesi gereken yeri işaretleyebilirsiniz. 6 milimetrelik matkap ucu kullanıyoruz. Görüntüyü biraz hızlandırdım. Şimdi tüm delikleri görebilirsiniz. Motora giden delikleri birleştirmek için bir çizgi çiziyoruz. Böylece bunları daha sonra referans noktası olarak kullanabileceğiz. Bir çizgi daha çekiyorum. Kullanacağımız tüm parçalar burada. Kameramız, motor kontrol cihazımız, Arduino, dış muhafaza ve Lexan burada. Tüm parçaları panel üzerinde doğru yönde ve düzgün bir şekilde yerleştirmeliyiz. Lexan'ı yerine koyalım. Pilleri altına yerleştiriyoruz. Motoru ise yan tarafa koyuyoruz. Tüm bu parçaları uyumlu bir şekilde bir araya getirmemiz lazım. Kameramız da burada. Yönünü değiştirsek daha iyi olacak. Evet, bu şekilde daha rahat oturdu. Arduino'yu da koyalım. Bu şekilde yerleştirirsek, USB'si kameranın USB'si ile aynı tarafta olacak. Motor kumandasını da kameranın üstüne yerleştiriyoruz. Evet, parçalarımızı düzgün bir şekilde yerleştirdik. Elimizde bir de ses kayıt modülü var. Bunu farklı noktalara koymak mümkün. Şimdilik Arduino'nun üstüne koyabiliriz. Arduino'yu çizdiğimiz yatay çizgilerle hizalamaya çalışacağız. Arduino'nun ana hatlarını işaretliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi vidaların geçeceği delikler için işaret koyarken Arduino'nun kaymasını engellemek. Bu vidalar Arduino'yu Lexan'ın üstünde sabit tutacak. İşaretler kamera açısından dolayı hizalanmış gibi görünmüyor ama aslında her biri deliklerin üzerine denk geliyor. Doğru şekilde işaretlemek çok önemli. Çünkü kablo bağlarının geçtiği deliklerin aksine vidaların geçtiği delikler çok küçük. Hassas ölçüm yapılmazsa vidalar deliklerden geçmez. Kullanacağımız vida nikel kaplı yıldız silindir başlı vida. Arduino deliğine ve kameradaki deliklere tam oturuyor. Böylece yeni delikler açmak zorunda kalmıyoruz. Ancak vida üzerindeki dişlerden biraz daha büyük olan bir matka ucu kullanmamız gerekiyor. Bu durumda 1,5 milimetrelik bir matka ucu kullanacağız. Arduino için olan delikler zaten işaretli durumda. Bu delikleri açıp ortaya çıkan plastik artıklarını temizliyoruz. Kamera için gerekli delikleri işaretliyoruz. Kamera ve Arduino için açılan delikler çok küçük olduğundan vidaların mükemmel bir şekilde hizalanması çok önemli. Kamera için işaretlediğimiz yerlere delikler açmak için biraz önce taktığımız 1.5 milimetrelik matkap ucunu kullanıyoruz. Arduino'yu yerleştiriyoruz. Kamerayı da koyup Motorlar için delik yerleri belirliyoruz. Bunlar motor kablo delikleri olacak. Açma kapama düğmesi için de uygun bir yere delik açacağız. Bu deliklerin yerini belirlerken tamı tamına bir ölçüm yapmaya gerek yok. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Pil için de bir delik olacak. Kablolar için de Lexan'ın üzerinde çeşitli yerleri işaretliyoruz. Kabloları farklı yerlere yönlendirebiliriz. Bu işarette robotun ön tarafı olduğunu gösteriyor. Şimdi de açma kapama düğmemizi çıkarıp dişli milin büyüklüğüne bakıyoruz. Matkap ucu aynı büyüklükte olursa dişli mil açacağımız delikten kolayca geçebilir. Burada hassas ölçüm yapmak büyük önem taşıyor. Düğmeyi yerleştirmek için deliği açıyoruz. Diğer delikleri de açıyoruz. İşte Lexa'nın son hali. Kurulum için gereken tüm delme işlerini yaptık. Sizinki biraz farklı görünebilir. Farklı parçaları seçerseniz, delikler de doğal olarak farklı konumlarda olacaktır. Şimdi Lexa'nı Stren dış çevre muhafazasına, yani şasiye bağlayacağız. Bağlantı için lambayla birlikte gelen orijinal vidaları kullanacağız. Bu yüzden Arduino ve kamera için açtığımız delikleri son bir kez kontrol ettikten sonra tüm vidaları yerlerine yerleştiriyoruz. Vidaları çok fazla sıkmamanız lazım çünkü bu yumuşak stiren malzemeye zarar verebilir. Bir sonraki videoda farklı parçaları nasıl bağlayacağımızı göstereceğiz.